Gerçek Haber Ajansı'ndan halkımıza merhaba. Bugün 19 Aralık ajans saati başlıyor. Yeni yıla az bir zaman kaldı. Avrupa'nın her yerinde yeni yıl hazırlıkları sürüyor. Bizim gündemimizde ise saldırılar ve direnişler var. Bugün ajans saatimize kısa bir özetle girelim. Yoksul gecekondu halkımızın evlerini gasp etmek için yeni saldırı hazırlıkları sürüyor. Duymuş muydunuz? Bunun için İstanbul'un her ilçesine toplam 38 vali atandı. Tutsakları kuyu tipine atmak için fırsat kolluyorlar. AKP faşizmi asgari ücret adı altında açlık ücreti dayatıyor. DİSK bu açlık ücreti saldırısını yasak savan açıklamalarla geçiştiriyor. Avrupa'da başta Almanya olmak üzere tekeller yeni zam hazırlığında. Irkçı açıklama ve politikalar yayılıyor. Ve Almanya polisiyle yargısı direnişi kırmak için işbirliği halinde. Mahkeme İhsan Cibelik'in tahliyesini reddediyor. Tutsaklara işbirliği teklif ediyor. Polis adalet ve özgürlük çadırını engellemeye çalışıyor. Şimdi haberlerimiz. Köln ve Düsseldorf'ta bir günde 20 pankart asıldı. Faşist 129 yasasına karşı mücadelenin talepleri dün gece asılan onlarca pankartla dile getirildi. Pankartlarda direniş tutsakların davasına bakan Eyalet Yüksek Mahkemesi 7. Heyeti'nin AKP faşizmiyle işbirliği teşkil edilirken İhsan Özgür Serkan özgürlük talebine yer verildi. Emperyalist silah tekerleri halkların kanından besleniyorlar. Zelenski, ABD'de Amerikan silah tekerleriyle bir araya geldi. Kısa süre önce İsrail, Amerikan silah tekerleriyle görüşmeler yapmış ve milyonlarca dolarlık füzeler, tanklar alımı konusunda anlaşmışlardı. Gazze'de, Rusya'da halkın kanını dökenlerin bu işgalci, saldırgan politikaların ardında kimlerin olduğunu bu görüşmelerde daha net görüyoruz. Saldırgan ne Zelenski'dir ne Netanyahu. Saldırtan emperyalist tekerlerdir. Zelenski, Netanyahu veya Tayyip Erdoğan gibiler ise onların maşalarıdır. Libya açıklarında göçmen katliamı. Akdeniz'de Libya açıklarında bir göçmen teknesi dağa battı. 61 göçmen Akdeniz'in sularında kayboldu. İçinde yoksulluktan ve baskıdan kurtulma umuduyla yola çıkan 86 göçmenin bulunduğu tekne Libya'nın Zuvara şehrinden ayrıldıktan sonra dev dalgalar arasında battı. Uluslararası Göç Örgütü İOM sadece bu yıl Orta Akdeniz hattında 2250 göçmenin öldüğünü açıkladı. İOM açıklamasında emperyalizmin alçaklığını, katliamcılığını gösteren bir cümle daha yer alıyor. Denizde hayat kurtarmak için ne yazık ki yeterince çalışıldı. Bir Aralık Mahkemesi için çağrı. Sahiplenmeyi büyütelim. Eda yeni yıla zaferle tutsaklar özgür olarak girsinler. 129 yasası gerekçe gösterilerek tutuklanan Özgül Emre, İhsan Cibelik ve Serkan Küpeli hakkındaki davaya 21 Aralık'ta Düsseldorf'ta devam edilecek. 21 Aralık Mahkemesi için 129 Komitesi ve Avrupa Halk Cephesi tarafından çağrılar yapıldı. 129 Komitesi mahkemeye katılım çağrısı yaparken Halk Cephesi tarafından yapılan açıklamada ayrıca 3 günlük açlık grevi çağrısı ve mahkeme heyetinin karşısına aç çıkılması çağrısı yapıldı. Açıklamada şöyle deniliyor. Alman emperyalizmi tutsakları uzlaşmaya, açlık grevi direnişlerini ise direnişi bırakmaya zorluyor. Emperyalizm teslim almak, biz ise bu haklı, meşru direnişten zaferle çıkmak istiyoruz. Zaferimiz hakkın, hukukun, meşruluğunun gereğidir. Bunun için seferberliğimizi sürdürmeli, yüklenmeye devam etmeliyiz. Sevgili halkımız, ajans saati bugünlük burada bitiyor. Hoşça kalın. Sonraki ajans saatinde buluşmak üzere.